Karakterimiz Fehmi 22 yaşında. Küçük yaşlarda ailesini kaybettiği için yetimhaneye yerleştirildi. Ve tabii belli bir yaştan sonra sokaklarda yaşamak zorunda kaldı. Bir yıl boyunca her yerde çalışacak iş aradı. Ama nereye giderse gitsin Suriyeli ve Afgan çalışanlar neredeyse bedava denecek rakamlara çalıştığı için "İş beğenmiyor ya bunlar, çalışası yok, çalışmak istese işçi yok" gibi sözlere mağdur kaldı. Ama Fehmi pes etmedi. Çöplerde bulduğu, kütüphanelerden ödünç aldığı kitapları okuyordu sürekli. Kendini geliştirmesi lazımdı. Sokaklarda bulabildiği kadarıyla su ve yemek ile hayatta kalmaya çalışan Fehmi, sık sık sokak röportajlarına denk geliyordu. Yaşlı amcalarla tartışmalara giriyor ve ekonominin kötü olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Ama yaşlı amcaların tek dediği şey... "Kaç paralık telefon var cebinde? Kaç paralık telefon?" Hatta bununla da yetinmiyorlardı. "Lan çakma 40 liralık saat 8. O günler biz ya alamadık." Pes etmişti Fehmi. Dayılar kazanmıştı. Anlamıyorlardı onu. Tek hayali vardı Fehmi'nin. Bir gün yurt dışında yaşamak. Yine monotonlaşmış bir güne uyandı. Çöpleri karıştırıyor, yiyecek bir şeyler arıyordu. O arada eski çöpe atılmış bir mont buldu. Çok sevindi. Havalar soğumuştu. Hemen giyindi ve bir aynaya bakıp "Param olsa yakışıklı çocuğum he" deyip kendi kendine güldü. Elini pantolonun cebine attığında bir kağıt buldu. O da neydi? Bir bahis kuponu. Tarihi geçmiş tutmamış bir kupondur diye düşündüğü anda tarih gözüne çarptı. Güncel ve henüz sonucu belli olmamış bir kupondu. Üstelik eğer tutarsa tam 50.000 TL kazanacaktı. Büyük bir mutluluk ve umutla maçların oynanacak tarihlerini bekledi. Son maça kadar tüm maçlar tutmuştu. Sadece tek bir maç kalmıştı. Bir kafenin önüne gidip takip etti maçı. Evet, o maç da istediği gibi geçti. Kupon tuttu. Ne yapacağını bilmiyordu Fehmi. Sağ solda kim gördüyse sarıldı. Hayat ilk defa yüzüne gülmüştü. İlk kişi tüm parasını harcayacak bile olsa yurt dışına çıkmaktı. Gerekirse sokaklarda yaşayayım, bir iş bulurum orada nasıl olsa diyordu. Hem telefonu çıkarcı dayılardan da kurtulacaktı. Öyle de yaptı Fehmi. Az bir parası kalmış olsa da yurt dışına uçtu. And I'm feeling good. I'm feeling good. Bundan sonra ne olacaktı? Fehmi başarabilecek miydi? Başına neler gelecekti? İş bulabilecek miydi? GTA 5 Gerçek Hayat Fehmi ile başlıyor. You know how I feel, blossom on a tree. You know how I feel, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun.